Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün cumartesi günü en yoğun günlerden bir tanesi. Şimdi akşam saatlerine kaldık. Biraz karanlık ama gün içerisinde yaptığım birkaç işin kesitini vereceğim size. Aynı zamanda ben de işlerimi bitireceğim. Bugün 3 tane yeri gezeceğiz. Bir tanesi şu an sıkıntısı yok. Temiz bir yer ama ev sahibim benden birkaç şeye bakmamı rica etti. Ardından da iki tane ayrı yere gideceğiz. Biri villa, biri bahçe dubleksi. Onların kiralamasını da yaptık. Tadilatları devam ediyor. Kiracılara teslim etmeden önce ara ara gidip kontrol ediyoruz. Rutin işlerimizden bir tanesi bu. Evet. Çok güzel ikiz bir villamız var. 3+1, 0, 3 katlı, 190 metrekare. Evet, girişte bir banyo, bir tane dolabımız var. Dolap derken vestiyer yani daha doğrusu. Bu katta iki tane odamız var. Biri küçük, biri büyük yatak odası. Önü açık, Zekeriya Köyü manzaralı. Önünde başka siteler var yine, başka manzaralar. Bizim işimiz üst katta balkon camını kontrol etmem gerekiyor. Biliyorsunuz bu tarz aracılık işlerinde bir mülk pazarlıyorsanız mülkün durumunu ara ara kontrol etmeniz gerekiyor ve olabildiğince mülkünü pazarladığınız kişinin, malını pazarladığınız kişinin ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermeniz gerekiyor. Şöyle güzel bir balkon. Evet, cam çatlamış. Camın değişmesi gerekiyor. Balkona da çıkmışken şu Zekeriya Köyü manzarasını çekelim. Kuzey cepheli. Gördüğünüz gibi yemyeşil, huzur dolu bir bölge. Evet, devam. Ha, bu katta da bir yatak odamız var sevgili arkadaşlar. Banyolu yatak odası. Şöyle bir banyoyu da hızlıca göstereyim. Fazla vaktimiz yok. Gördüğünüz gibi taş her yer. Taş derken mermer, mermerle döşenmiş şık bir banyomuz var. Burası da geniş bir yatak odası. Yeni taliplerini bekliyoruz buranın. Buraya 3-4 kişilik bir aile çok rahat sığar. Balkonu kapatmadık. Şimdi burada işimiz bitti ama isterseniz gelmişken bir de alt katı göstereyim. Diğer videolar gibi değil, diğer vloglar gibi değil. Rahat rahat gezmiyoruz. Bak, vakit dar dediğim gibi. Böyle büyük bir salonumuz var, şöminemiz var. Buradan hemen bahçeye çıkış var arkadaşlar. Bir de mutfak var. Mutfağı göstereyim ben size. Çok güzel bir mutfağı var, ayrı bir mutfak. Yerler yine doğal taş. Franke, ankastre setimiz var. Bulaşık makinesi, davlumbaz, fırın, ocak. Geniş bir mutfak. Burada da bir tane depo alanı var. Evet. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen diğer havuzlu villaya geçelim. Oranın tadilatının daha 15-20 günü var. Havuz etrafı, bahçe vesaire komple tadilata girdi. Kocaman bir villa var orada, 300-400 metrekare. Gidip onun bazı işlemlerini kontrol etmem gerekiyor. Hemen buradan oraya geçelim. Yol güzergahında da Zekeriya Köyü ve bölgesiyle alakalı size çok güzel bilgiler vereceğim. Önce gelmediyseniz bölge hakkında biraz bilgi aktarayım. İstanbul Kuzey Ormanları'nın hemen dibinde olan bir mahalle, Zekeriya Köyü Mahallesi. Etrafında Demirci Köyü Mahallesi var, Uskum Köyü Mahallesi var, Kilyos var. Genelde İstanbullular Kilyos'u bilir. Denize çok giderler. Orada güzel plajlar var. Yemyeşil bir bölge, oksijenin bol olduğu bir bölge. İstanbul'un içerisindeki o karışıklığın olmadığı ender yerlerden biri. Hemen Belgrad Ormanı çok yakın. Orada yürüyüşlere gidip spor yapabilirsiniz. Gözünüzün yeşile doyabileceği bir yer. Evet arkadaşlar, siteye çok yaklaştık. Sanatçılar sitesine gidiyoruz. Oradaki portföyü kontrolle dediğim gibi. Buranın da çok güzel iki tane koyu var. O buradan sonra vaktimiz olursa belki orayı göstereceğim size. Belgrad Ormanı'nın devamı. Yani ormanın içerisinde bir yaşam. Yani camını, kapını, pencereni açtığında direkt oksijenin içeri dalıyor. Tutamazsın yani onu dışarıda. Böyle güzel bir ormanın hemen yanı başında çok güzel anlara tanık olabilirsiniz burada. Doğa fotoğrafçısıysanız tam ihtiyacınızı karşılayabilecek bir yer olabilir burası. Fotoğraf merakı var ama sadece işte biz evlerin içlerini çekebiliyoruz vakit olmadığında. Instagram'da çok güzel fotoğraf paylaşan sayfalar var. Özeniyorum bazen ben onlara. Evet, 10 yıldır
ev sahibi tarafından pek kullanılmıyordu. Ev sahibimiz de bizim aslında çok yakın aile dostumuz. Onların mülklerini pazarlıyoruz. Ben de onlara dedim ki hani burası böyle boş duracağına maliyetini ya kiracı katlansın ya siz katlanın. Burayı hayata geçirelim diye bir projeyle gittim. Bu fikri çıkardığımızda ilk haftada zaten kiracısını bulduk. Böyle arkaya doğru büyük bir bahçesi devam ediyor. Buralarda hep bakım yapılacak tabii. 20-25 günlük bir işimiz var. Burada iniş var değil mi? Evet, ön bahçeye doğru geçiyoruz. Arkadaşlar aslında buraya beton atmışlar. Salim buraya beton atmışlar ama basabiliriz ya, kurumuş. Kurumuş. Şimdi mesela before after oluyor ya fitness sayfalarında. İşte eksen kiloydum, 60 kiloya düştüm vesaire. İlerideki vloglarımda bu tarz kiraladığımız, sattığımız evlerin tadilatlarını da kontrole gidiyoruz. Sahipleniyoruz. Villanın önceki hali, before hali ve sonraki hali, after hali, yani yapıldıktan sonraki hallerini size gösterebilirim. Bir tadilat baştan sona nasıl işliyor, bir inşaat baştan sona nasıl götürülür, bunları göstereceğim inşaata merakı olanlar için. Bu arada gelmişken size villayı tanıtayım. Bu gördüğünüz bir müstakil villa. Buraya ait müstakil bir havuzumuz var. Komple yenilendiği için etrafı şu anda beton atılıyor ve ardından da komple bahçesi yenilenecek. Ben buraya gelmişken birkaç not almam lazım ev sahibi ve kiracı için yapılan işlemlerle alakalı ve birkaç resim çekmem lazım. Gelmişken onları halledeyim. Şimdi diyeceğim ki onlara beton atılmış. Betonun kuruması kaldı. Ardından da bahçe işlemlerine başlayacağız. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bu villayı gerçekten çok seviyorum. Sonbahar resmi, yapraklar dökülmüş. Nereden baksanız 40-50 yıllık ağaçlar var arkadaşlar bahçede. Düşünsene. Yani ormanın dibindesin ve ormanın içinde yaşıyorsun. Bahçende 40-50 yıllık ağaçlar var. Evet. Böyle arkadan bir yolumuz var. Taş yol. Burası da dediğim gibi arka bahçemiz. Bu kapımız falan komple değişecek. Ahşap eski bir kapı. Evet, burası sevgili arkadaşlar salonumuz. Büyük bir salonumuz var. Evde bir tane daha salon var bu arada alt katta. O da direkt bahçeye çıkışlı. Bir tane de şöminemiz var. Bir de terasta bakmam gereken bir ufak birkaç bir şey vardı. Onların da fotoğrafını çekeceğim. Nasıl güzel bir teras ama, değil mi? Sabah uyandın. Her zamanki gibi kahveni içmeye çıkıyorsun. Buradan geldin. Canlandırma yapıyorum. Muazzam. Yaşlanmazsın. Dediğim gibi burada yaşanmazsın. Bitince nasıl gözükecek merak ediyor olabilirsiniz. Takip etmeye devam edin. Tahmini bir 20 günde falan biter. Ondan sonra da buraya yine tekrar bugünkü vlog gibi gelip size buranın son halini göstereceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bayağı bir değişim geçirecek. Belki izin verirlerse havuza da atlarım buradan. Sen de benimle atlar mısın? Ha? Evet. Villadaki kontrol işlerimiz bitti. Şimdi son bir işim kaldı benim. Bugün cumartesi. Kendi oturduğum sitede hemen alt bahçe dubleksimize çok güzel bir komşu geliyor. Çok iyi bir komşu geliyor. Onun da bir iki bahçe bakımı vardı. Tadilatı, boyası. Son bir ona gidip bakmam gerekiyor. Ardından sizinle diğer videolarda görüşmek isteyeceğim. Görüşmek isteyeceğim. Burayı biz aylık olarak 10.000 TL'ye kiraladık. Normalde tabii bakımlı, daha bakımlı bir yer olsaydı muadilleri 20.000-25.000 arasında değişiyor. İşte havuzu var, 600 metrekare bahçesi var. Son bahçe dubleksi kontrolüne gidiyoruz. Orayı da kiraya verdik. Bahçe dubleksi Dragan evlerinde sizinle görüşürüz. Kıymetli misafirler, gayrimenkul danışmanlığını merak eden için evler biraz sıcak olabiliyor, kirli olabiliyor. O yüzden ben sürekli mesela arabamda ayakkabı cilası bulunduruyorum. Yedek tişört, gömlek, bazen pantolon bulundurduğum bile oluyor. Bir kutu maske, bir kutu galoş, bir de eldiven bulunduruyorum ne olur ne olmaz. Bazen kiracı evleri şu anda kiracılı olan evlere sunum yapıyoruz. Onlar rahatsız olmasın diye eldiven de kullanıyoruz doğal olarak. Yazın biraz daha zor bir işe dönüşebiliyor bizim. Telefonlar da çok çalıyor. Aynı anda birkaç işi götürüyor olabilmeniz lazım. Aslında 7 gün bir iş. Pazar günleri dinlenen de var. Ben pazar günleri biraz daha düşük viteste çalışıyorum. Şurada çok güzel bir koy var. Uzunya diye. Ya, koyun adı Uzunya değil ama orada o koyun içerisinde bir restoran ve restorana ait bir plaj var. Gidip görmenizi, bir kere kahvaltı etmenizi tavsiye ederim. Akşam yemekleri de bahar aylarında, yaz aylarında inanılmaz keyifli. Teras kısmı var, böyle ahşaptan bir balkon kısmı var. Arkadaşlarınızı alın, eşinizi alın, sevgilinizi alın veya yalnız gidin.
birer kadeh bir şey için ve o anın tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Evet, siteye yaklaşıyoruz şu anda. Zekeriyaköy çarşıya yakın. Ben de burada 3,5 yıldır oturuyorum. Zekeriyaköy'ün en güzel sitelerinden bir tanesi. İlk 3'e sokarım. Hani kendim oturduğum için değil yani. Buranın taşın toprağını bildiğim için o yüzden yani. Gideceğimiz dairede benim aynı zamanda komşum, aynı zamanda mülklerini pazarladığımda bir beyefendinin dairesi. Şimdi karşıdan bir kiracımız taşınacak. Ona tertemiz teslim edeceğiz. Park ettim. Canim. Canim bin park ettim. Moskova'dan geleceğim ben. Site böyle 3 tane sıradan oluşuyor. 2 tane çatı dubleksi, 2 tane bahçe dubleksi var. Biz şimdi bahçe dubleksine bakacağız. Evet. Maskemizi taktık. Bu katı göstereyim. Daire toplam 2 katlı dubleks. Burada banyo var. Burayı göstereyim. Işıklarımız şu an kapalı. Kiracımız açtıracak. Burada bir diğer odamız var. Güzel bir oda. Çocuk odası, misafir odası, giyinme odası, çalışma odası, oyun parkı falan. Burası da ana yatak odamız. Burada bir banyo var. Biraz dağınık şu anda. Burası da yatak odamız. Gördüğünüz gibi sitenin hemen blokların önünde çok güzel bir havuzumuz var. Manzaramız nasıl? Evet, aşağı inelim arkadaşlar. Burası 3+1 bir bahçe dubleksi. Toplam 160 metrekare. Bir tane de mutfak ve salonumuz var. Evin içinde de 3 tane ayrı banyo. Reşat, ne haber? Nevruz ustamız nerede? Yukarıda mı? Bu katta bir mutfak, salon ve ayrı bir banyo ve odamız var. Mutfak gördüğünüz gibi Nevruz ustamızın ekibin eşyalarıyla dolu. Onlar oğluyla beraber çalışıyorlar. Geniş bir mutfak alanı var. Buradan da bahçeye çıkışımız var. Bahçede de drenaj yapılıyor. Gördüğünüz gibi bahçeden hemen havuza çıkış var. Buyurun salona geçelim. Oradan tekrar bahçeye çıkacağız. Arkadaşlar burada bu katta da bir yukarıda 2 oda vardı. Burada 3. oda. Bu oda normalde burada duvar devam ediyor. Böyle bir diğer dairelerde orijinallerinde böyle bir boşluk yok. Ev sahibimiz şimdi şeye karar verdi. Hani burası karanlık oluyor biraz. Buraya bir cam film gelecek. Bu sefer bu sayede de oda aydınlık olacak biraz da. Güzel bir oda olacak burası da. Genelde ben hep gördüklerim burayı çalışma odası yapıyorlar. Evden çalışan insanlar. İdeal bir ortam. Burası da salonumuz. Ev komple yerden ısıtma. Bütün daireler burada öyle. Bu arada Dragon evlerinde toplam 64 tane dubleks var. Yarısı bahçe dubleksi, yarısı çatı dubleksi. Bahçe dublekslerinin kendine ait böyle bahçeleri var. Çatı dublekslerinin de kendine ait özel bahçeleri var. Burayı da bu arada before after yapalım değil mi? Gördüğünüz gibi buranın daha boyaları yapılacak. Şöyle köşeleri göstereyim. Bir de bahçemiz yapılacak. Ondan sonra bir 5-6 gün sonra burayı size tekrar gösteririm. Evet, şu anda bahçeye geldik. Bak buradan geldin. Bahçe kapını açtın. Bahçenden çıktın. Hemen havuza. Gördüğün gibi önün açık. İnşaat sesleri biraz var tabii. Bir iki tadilat devam ediyor. Zdravi. Как дела? Нормально. Работа? Где ты? Bana Rusça öğretti Nevruz Bey. Neredeydin? Yukarıda sizin o şey elektrik yaptım da oradan. Bizim işlerimize de hep Nevruz Bey bakıyor. Kameraya el sallamak ister misin beyefendi? Salladık. Kaç yıldır tanışıyoruz? 5 yıl oldu mu? Oldu. 5 yıldır biz beraber çalışıyoruz. Ne düşünüyorsun benim hakkımda? İyi şeyler. İyi şeyler düşünüyorum. Başka yorumun yok mu? Bu kadar mı? Yok, başka bir yorum yok. Çalışalım. Beraber çalışalım. Ne yapalım? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ayrı yerleri var değil mi hayatlarımızda? Senin vaktini fazla almayalım o zaman. Tamam. Biz de çalışmaya devam edelim. Zekeriyaköy'deki en güzel peyzaja sahip sitelerden bir tanesi. Her gün bakımı yapılıyor bahçıvan ekipleri tarafından. Şirin bir yer işte. Oturanlar da çok düzgün. Evet, havuzumuz da böyle. Akşamları yazın geliyorum işten ya da sabah 5.30'da kalkıyorum. Bazen yürüyüşe değil direkt havuza giriyorum. Yüzüyorum. 10-20 tur atıyorum. Devam ediyorum. Sonra kalkıyorum işe gidiyorum. Evet. Bugün günlük rutin işlerimi tamamladım. Şansıma da bizim sitede sonlandı. Before after videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Bir de bu yaz nerede tatil yaptınız onları da yazın bana. Merak ediyorum kim nerede tatil yaptı. Uzunya restoranın oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. O mekana geldik. İstanbul'un en kuzeyinde Demircikköy'de bulunan bir koy. Burada hem plaj var hem restoran var. Yine Belgrad Ormanı'na gittiğim gibi arada bir burada mola veriyorum ve size bu güzelliği göstermek istiyorum. Şu an gerçekten çok sakin. Kafa dinlemek için birebir bir lokasyon. 3 tane yeri gezdik. Biraz da bir hızlı gezdik. Bizim gün içerisinde vakit dar olduğu için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. İzninizle ben de buranın keyfini çıkaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video kadar görüşürüz.